Hatay'da olmaktan, sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Hatay bu bölgenin en güzel illerinden biridir. Her inançtan insanımızın, her kimlikten insanımızın binlerce yıldır barış içinde yaşadığı bir kenttir. Bölmeye çalışıyorlar. Sakın bölünmeyin. Ayrıştırmaya çalışıyorlar. Sakın ayrışmayın. Ayrılmak yok, bölünmek yok. Birilerinin ekmeğine yağ sürmek yok. Biz beraber yaşadık, beraber yaşamaya devam edeceğiz. Suriye'de bir iç çatışma oldu. Kardeş kardeşi öldürüyor. Her zaman şu çağrıyı yaptım. Yapmayın dedim. Kardeşin kardeşini öldürdüğü bir yere silah göndermeyin dedim. Şimdi Suriye'ye savaş açmak istiyor. Bizim büyük önderimiz var. Adı Mustafa Kemal Atatürk. Hayatını savaş meydanlarında geçirmiştir. Ülkenin bağımsızlığını kurduktan sonra şu cümleyi kullanmıştır. Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir demiştir. Suriye'de akan kanın sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kardeş kanının akmasına yol açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Provokasyonu kendileri hazırlıyorlar. Acaba Suriye'ye girişin yollarını bulabilir miyiz diye. Suriye Türkiye için bir tehdit unsuru değildir. Zaten işi başından aşkındır. Orada akrabalarımız var. Onların da akrabaları Türkiye'de var. Bütün komşularımızla barış içinde yaşamak isteriz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk diyor ki yurtta barış, dünyada barış. Bölücülüğe karşı, ayrımcılığa karşı duran tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kimseyi ayırmadık, kimseyi bölmedik, kimseyi ötekileştirmedik. Kimseye sen şöyle yaptın, böyle yaptın demedik. Herkese saygı duyduk. Herkese saygı duymayı da bir görev bildik. Böyle yapacağız, böyle duracağız sözümüzle. Bizim yeni sloganımız Türkiye'nin birleştirici gücü. İster doğu, ister batı, ister güney, ister kuzey olsun. Bizim ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi. Bizim ülkemiz bereketli bir ülke. Ovaları var, yaylaları var, her şeyimiz var. Ama bir sorunumuz var, kirli siyaset var. Kul hakkını yiyen siyaset var. Dini siyasete alet edenler var. Kimliğimizi siyasete alet edenler var. Sizden isteğim, barışın adresi, huzurun adresi, kardeşliğin adresi, istikrarın adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bütün yurttaşlarımın buna inanmasını istiyorum. Ben belediye başkanımızı ve diğer başkanları size emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.